2 kapsamında Karanda takımıyla birlikteyiz. Bize takımınızdan bahsedebilir misiniz? Karanda ekibi 2018 yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Gençleri tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 10-15 kişilik bir ekip tarafından kuruldu. 2020 yılında da aktif olarak insansız hava aracı üretimine başladı. Projelerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Karanda YA takımı 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisi yarışmasında 11. olarak tamamladı ve o sene bir sabit kanat üretmiştik. Daha sonra 2022 Serbest Görev İnsansız Hava Araçları yarışması birincisi olmuştur. Bu kategoride yaklaşık 2 senede 3 tip, farklı tipte 6 farklı model uçak üretmiştir. Hangi yarışmalara katıldınız? Teknofest 2022 Serbest Görev İnsansız Hava Araçları yarışmasına Vitor aracımızla katıldık. Vitor aracımız serbest görevde yaptığımız görevden bahsedeyim biraz. Sipariş teslimi üzerine aracımız dikey olarak kalkış iniş yapabilen ve piste ihtiyaç duymayan bir araç. Kendi yaptığımız mobil uygulama üzerinden arkadaşlarımız alan içerisinde rastgele siparişlerini veriyorlar. Daha sonra biz yer istasyonunda aracımıza siparişleri yüklüyoruz ve aracımız yine kendi yazılımımız üzerinden yola çık komutuyla siparişleri teslime başlıyor. Dikey olarak kalkış iniş yapabildiği için sipariş noktasına ulaştığında aracımız dikey olarak alıcının önüne iniyor ve mobil uygulama üzerindeki QR kodu aracın üzerine okuttuğumuzda önünde bulunan yemek haznesi açılıyor ve kullanıcı, alıcı oradan siparişini teslim alıyor. Daha sonra hazne otomatik olarak kapanıyor ve dikey olarak kalkış yapıp ikinci sipariş noktasına gidiyor. Yine aynı işlemler gerçekleşiyor ve ana noktaya geri dönüyor. Böylelikle Vitor aracımız da bu sene Teknofest 2022'de birinci oldu.